Zemzemin Neşeli Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için Air Fryer'da donmuş ürün nasıl çözülür hemen onun yapımına geçeceğim. Böyle e, kanat eti vardı arkadaşlar. Acilen yapmam gerekiyordu. Hemen nasıl yapmışım bakalım. İlk önce böyle bir yağlı kağıdınız varsa airfryer'a uygun kağıtı alıp üzerine bir buçuk kilogram kadar kanat eti, soslu kanat etim var alıyorum. Daha sonra böyle e, donuk modlu var arkadaşlar. Airfryer'in kendi böyle soğuk mod. E, onu alıyoruz, 70 derece ısıya 15 dakikaya ayara verip ve hemen sonucuna bakıyorum ısı ayarını olabildiğince düşük yapın. Görmüş olduğunuz gibi gerçekten çok güzel bir şekilde beklediğimden çok daha hızlı bir şekilde çözülmüş. Resmen mikrodalga görevi görüyor gerçekten. Ee, dilerseniz böyle 5 dakika daha arttırıp hepsini çözdürebilirsiniz. Ben çok kolay bir şekilde çözüldüğünü görüyorum. Şimdi hemen airfryer'da kanat nasıl pişirilir onu ayarlıyorum. Tavuk moduna alıp 180 derece ısıda ilk etapta böyle 25 dakikaya alıyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi altında hala kağıt var. Kağıtla beraber nasıl pişireceğiz onu görmüş olacağız. Ee, ve şöyle görmüş olduğunuz gibi 25 dakikanın sonucunda bence güzel bir e, kızarma olmuş. E, ama ben böyle 5 dakika kadar da üzerine kapya biber ve sivri biber var. Onları ilave edeceğim ve 5 dakikada o şekilde pişireceğim. Zaten e, tamamen pişmiş olacaktır tavuklarımızın. Bu arada ara ara karıştırıyorum ve e, kontrol ediyorum. Altı pişiyor mu, pişmiyor mu diye. Eğer yağlı kağıt kullanırsanız mutlaka çevirmeniz gerekiyor. Eğer yağlı kağıt Kullanmazsanız da dediğim gibi ızgara bölümünde çok kolay bir şekilde pişiyor zaten. 5 dakika kadar pişireceğim arkadaşlar. Sizler videomun bu kısmını izlerken ben de videomun yavaş yavaş sonuna geliyorum. Videomu izlediğiniz lütfen like atmayı unutmayınız. Kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayınız. Bugünlük bir videomun sonuna geldim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.